Merhabalar. Euro Rapid turnuvasının final maçı Wesley So ile Magnus Carl arasındaki final maçı oldukça heyecanlıydı. Bu oyunda So beyazlarla, Carlsen siyahlarla oynuyor. E4 E5 At F3 At C6 Fil C4 İtalyan açılışı. Romantik dönemden bir açılış. Üst düzeyde İtalyan açılışının çok oynandığını görmeyiz. Hele hele Fil C5'ten sonra C3 At F6'ya D4 hamlesini neredeyse hiç görmeyiz. E alır D4'ten sonra C alır D4, fil B4, at C3, at alır E4 meşhur Greco Möller atağı götürür. Diğer bir seçenek fil b 4de fil D2 ise daha sakin biliniyor. Çünkü fil alır D2, at alır B D, at B D2, D5'ten sonra siyahların sağlam bir oyunu var. Ama Wesley So burada E alır D4'e E5 oynayarak hareketli merkez piyonuyla atı tehdit ediyor. Elbette tepki D5 elbette diyorum ama zor bir hamle bir karşı saldırı hamlesi. Sen benim atımı alırsan ben de senin filini alacağım. F alır G7 ile şah kanadımı dağıtmanı önemsemiyorum. Çünkü kale G8'den sonra fil E6 fili çıkmak vezir D7 oynamak ve uzun rok gibi fikirlerim var. Ve aksine G hattından benim kalem canını yakacak diyor. Bu sebeple Wesley So Fil B5 oynayarak atı açmazı alıyor. At E4 hamlesine C alır D4. Fil B6. Bakın burada şah çekmeyi tercih etmiyor. Çünkü sadece değişimlere ulaşacak Büyük olasılıkla at BD2 sonrasında veya devamı gelmeyecek. Fil B6 oynayarak D4 piyonuna baskı kurmayı tercih ediyor. At C3 gelişim hamlesi. Rook, file 3, fil G4 açmazı alıyor. H3, fil H5. Açmazdan kaçıyor vezirine. Vezir C2 oynuyor. Şimdi fil G6. Vezir B3. D5 piyonuna bakıyor vezir. At E7 ile piyonu korudu. Rok C6 fili püskürtünce fil D3'e gidiyor. At F5, vezir C2. Buraya kadar iki tarafta oldukça hızlı oynayacak, sayılacak şekilde oynadı ama Wesley So daha bir hızlı oynadı, daha güvenli oynadı. Sebebi de makul çünkü seyrek oynanan varyantı seçen taraf Wesley So'du. Carlsen ise her gün bu varyantla karşılaşmıyor eminim ki. Şimdi bu noktada 3-4 dakika fark atmıştı Wesley So. 15'er dakikalık oyun ve Atalır C3 hamlesini tercih etti. Burada Carlsen arka arkaya hamleler yapıldı. B alır C3. At alır E3. F alır E3. Fil alır D3. Vezir alır D3. Sonrasında işte geldik konuma. Konumumuz fil mi at mı konusu. Alın işte iki kanatta piyonlar. Fil kötü değil. Çakılı piyonların ters renginde. Peki Vestiso niye girdi bu konuma? Atının kötü olmadığını düşünüyor. Ama dahası merkezin kapalı olması ve bu piyonların Filin renginde olması filin hareket kabiliyetini kısıtlamakta. Capablanca'nın da tavsiyesi buydu. Rakibin fili varsa piyonlarınızı rakibin filine, filin rengine dizin ki rakip filin etkinliği azalsın. Bakalım bu plan ne kadar işe yarayacak. Kaysen burada mantıklı bir şekilde konumu açmaya çalışıyor ve F6 oynadı. Vestiso tereddüt etmeden neredeyse C4 sürdü. Merkezden oyun alıyor. Fil C7 oynadı Kaysen. Burada mesela... Diyelim ki D alır C4 yapsa. Hani filler için konumu açmak istiyoruz ya. Vezir alır C4. Şah 8 oynasa. E alır F6. Kale alır F6 yaparsa. At e 5ten sonra beyazların çok kuvvetli bir hata var. Vezir e rağmen. At F7. Şah G8. Kale F6. G F6. At D6 açarak şah. Şah 8 At F5 ile. Beyazların iyi bir konum var çünkü F5'teki at çok ama çok kuvvetli. Öte yandan B6'taki filin gücü E3-D4 piyonlarıyla kısıtlanmış durumda. Oyunda buna benzer bir şey göreceğiz zaten. Dahası şunu da analiz edelim. Şah çektiğinde yani şöyle D alır C4, Vezir C4 şah çektiğinde eğer Vezir D5 oynarsa bu da çok ilginç. Vezir kesmeye razı olabilir beyazlar. Vezir alır d5, c alır d5, e f6, kale f6, kale c 1 Açık atlar önemli. Kale e6 ile e3 piyonuna baskı yaptığında geri bir piyon geride kalmış bu piyon. Şah f2 ile şahını oyuna sokuyor. Oyun sonunda şahları kullanmak önemli. Kale a e8'e, kale f e1 ve beyazlar daha iyi durumda. Sıkıntı yine aynı. Fil iyi değil ve Uygun bir zamanda a 5 gidebilir. Aç katta beyazlar tutuyor. Tabi beyazların kazanç konumda olduğunu söylemiyorum ama tercih edilmesi gereken taraf beyazlar. Geriye dönelim oyna. C4'e fil c7 oynadı Karsen. C alır d5 Vezir alır d5 E alır f6 Burada Karsen uzunca sayılabilecek şekilde düşündü. Ve şaşırtıcı bir şekilde G alır F6 yaptı. Piyon yapısını bozdu. Şah kanadını dağıttı. Ve dahası ata F5 karesini verdi. Neden böyle yaptı? Çünkü kale F6 alması halinde E4 hareketli merkez piyonu ilerliyor. Vezir D7 oynarsa E5 yine tempo ile ilerliyor. Kale E6'ya Vezir B3 açmaz aldı. Örneğin kale E8 yapınca da şimdi Vezir B7 yaparsa kale E5 yapıyor. Şu sebeple at alır E5'e kale alır E5. D alır E5'e fil B6 şah çekip veziri kazanır. Taktik numaraya bakın. Ama buna beyaz elbette düşmez. Ve kale A E8'e şah H1 yaptıktan sonra hem piyonun istekli olması hem kalenin açmazlı olması ve özellikle bağlı geçer merkezdeki bağlı geçer beyazlara ciddi bir üstünlük veriyor kazanç olmasa da. İşte bunu Karsen görünce herhalde içinden ofluya pufluya ama çok da mutlu gözükmüyordu. G alır F6 yaptım. E4 vezir D7. Görüyorsunuz en azından artık geçer piyonu yok beyazların. F6 piyonu şah kanadı yapısını bozmuş olsa da E4 piyonunu durduruyor. Şimdi kale A D1. Kale A D8 ve ataş 4. Yine filmi mı konusu. Özellikle Traspro'nun bir lafı varmış. Febeşe bir at giderse, e, fazladan piyon kazanmış gibi olursunuz gibi bir lafı. Ksrok atmışken rakip. Şah 8, at F5 ve şimdi C5 yapıyor. Kalsen ortalığı karıştırmaya çalışıyor. C5 sonrasında Finne E5 kalesinde elde edecek. Elbette D alır C5'e. Arkada taş boşta. Dolayısıyla so işine gelecek şekilde de D5 sürüyor ve artık D5'te bağlı bir geçer piyonu var. Fil E5'e oturuyor Karsen. Filin e, çaprazı açık artık hiç de fena değil gibi gözüküyor. Ayrıca vezir kanadında piyon fazlalığı da var. Ama kalebe B1, B6, vezir C4'ten sonra o piyonlar ilerlemiyor gözüküyor. Ve F5'teki at hala büyük, görkemli bir şekilde duruyor. Şaha büyük tehlikeler yaratabilecek pozisyonda. Kale F8, şah H1, fil D4, kale F4. Evet, atla diğer aletler işbirliği kurduğunda siyah şahın canı yanabilir. İşte bu noktada Kalsen başına gelecekleri göreceği için konumda dengeyi bozacak bir taktik vuruş yapıyor. Kale alır E4. Kale alır E4, vezir alır F5. Atı o kadar değerli görüyor ki kalesini vermekten çekinmiyor. Kale B1 ve bu noktada Karsen D5 piyonunu alıyor. Böylece böylece kaliteye karşı iki tane piyonu olacak. Yani beyazın kalesine karşı fil ve iki piyonu olacak. Ama bu inanılmaz bir dikkatsizlik. E, şahı açıkta bırakan, savunmasız bırakan bir hamle. Burada hemen akla gelen bir hamle var. Ama Wesley So bu şah çekişe atlamadı ki bu da iyi gözüküyor. Ama burada uzunca süre düşünerek Öyle kuvvetli bir hamle yaptı ki Karsen mattan kurtulamıyor. Ancak veziri vermesi lazım. İsterseniz videoyu durdurup düşünün. Burada çok sinsi bir hamle var. Carlsen'i tamamen çaresiz bıraktıran, bırakan, evet, beyazlarla ne oynardınız acaba? Düşündüyseniz gösteriyorum hamle, kale g4. Sessiz hamle. O kadar da sessiz değil gerçi. Çünkü kale e8'de mat etti diyor. Eğer bu durumda Karsen vezir D7 dönerse vezir alır D5 vezir fedası var. Çünkü vezir alır D5 kale E8 vezir G8 sonrasında yine mat olur. Peki ne yaptı Karsen? Durumun umutsuzluğunu fark ediyor. Çok uzatmadan ee, hamlesini yapıyor ama bir de kale D8 yaparsa vezir fedinin de kazandırdığını görelim. G7'den mata çağrı yok. İşte bu noktada Karsen h5 sürdü. Kale 8 şah. Şah 7 Kale 7 şah. Şah 8 Vezir c1. Uzaktan bir bakış. Vezir h6'ya çare yok. Karsen terk etti. Final maçının ilk günü bir bir berabere bitti. Sonuç sonraki maça kaldı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.